Selam. Bu videoda sizlere kalıcı ve hızlı göz makyajının nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Yıllardır muhabirlik ve sunuculuk hayatımda geliştirdiğim bir teknik bu. Bu herkese lazım olabilir ama özellikle meslektaşlarıma, mesleğe yeni başlayanlara çok lazım olacak ve işlerini kolaylaştıracak bir uygulama. Çünkü her zaman bir makyajımız olmuyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada krem far kullanacağız. Krem farımız yoksa ruj kullanacağız ve üzerine toz far uygulayacağız. Bu gerçekten çok iyi bir kalıcılık veriyor. Neden? Sadece krem far kullandığımız zaman, diyelim ki bir çekimdeyiz, saatler sürdü ya da dış çekimdeyiz ve hava şartları çok güzel değil. Rüzgar var, yağmur var. Toz far çabuk bir şekilde tek başına kullanıldığı zaman uçar, geriye hiçbir şey kalmaz. Özellikle ışığın farklı durumlarında kamerada görünmeyebilir ve makyaj yaptığımız belli olmayabilir. Krem farsa tek başına kullanıldığı zaman gerçekten dağılıyor. Şimdi ben burada yeni aldım, hatta bunu ilk defa deneyeceğim bugün. Revlon'un bir krem farını uygulayacağım. Herhangi bir toz far kullanabilirsiniz. Bunları uygularken muhakkak tabii ki fırça tavsiye ediyorum. Ha, diyelim ki hemen bir çekim yapılması gerekiyor. Hemen şipşak bir yerde, bir yerin tuvaletinde yapmanız gerek. Elbette elle de yapılabilir. Hiç problem değil. Evet, şimdi krem farımızı normal. Aa, güzelmiş, beğendim. Evet. Bu Revlon'unki gayet hoş. Rengi de hoş ve bunu uyguladık. Hangisiymiş bu? Ne almışım ben? 730 numara. Bunun üzerine istediğimiz rengi de uygulayabiliriz arkadaşlar. Çünkü açık bir renk. İstediğimiz renk farı, bunun üzerine toz farı uyguladığımız zaman farklı renkler elde edebiliriz. Güzel. Diyelim ki bunun üzerine kahverengi uygulamak istedik. Önerim şu. Özellikle meslektaşlarım için söylüyorum. Bu böyle pigmentli, parıltılı bir şey olabilir. Önemli değil. Ama onun üzerine uyguladığımız toz farın parıltılı olmayan, daha mat bir far olması daha doğal bir görüntü elde etmemizi sağlar. Çünkü bir muhabir olarak dışarıda çekim yapıyorsak ya da bir sunucuyuz, göz makyajımıza ilginin çok fazla kaymaması, ne dediğimize odaklanılması gerekir. Parıltılı bir göz makyajı yaptığımız zaman dikkat dağılır. Daha doğal makyaj öneriyorum her zaman için. Özel durumlar olabilir tabii ki. Diyelim ki çok şık bir sunum yapılacak. Çok şık bir yerde modanın içinde olduğu özel bir durum var. O zaman tabii ki abartılı tercihler yapılabilir ama orada sonuç itibariyle bambaşka bir ambiyans oluyor. Şimdi mat bir, bu önemli bir nokta, üflüyoruz. Bunu böyle pıt 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 üzerine yediriyoruz. Bir gölgemizi atmamız gerek, değil mi? Bir gölge hoş durur. Yine krem farımı aldım. Krem farımı çok aldıysam birazcık boşalttım. Şuraya bir yine çizgimi krem farla çekiyorum. Ve daha koyu istediğimiz bir toz farı uyguluyoruz. Bakın, daha belirgin oluyor. Ve bu kalıcı olacak. Bunu sadece toz farla uyguladığınız zaman kısa bir süre sonra kaybolup gidiyor. Özellikle dış çekimde. Ama
altına krem bir baz sürdüğümüz zaman çok daha kalıcı oluyor. Biz bunu çıkarana kadar bu burada kalır. Ve en üstüne tabii ki pembe olabilir, sarı olabilir. Size göstereyim. İki aslında gerçekten seçenek var. Beyaz da olabilir ama parıltılı olmaması yine iyi. Bu Crolin'in mat far paleti. Bunu istediğiniz şekilde kendiniz de oradan doldurtabiliyorsunuz. Ben öyle doldurtmuştum. Şu iki renk, pembe ve sarı ton, şu gözün yukarısının boyanması için uygun olan renkler. Bu renklere şurayı boyadığınız zaman kaşınız daha yukarıda görünüyor ve hoş bir doğallık elde ediyorsunuz. Şu koyu rengin üst tarafla karışmasını ve arada bir çizgi oluşmamasını, çizgili bir boyamanın görünmemesini sağlıyor. Yani burada önemli olan nokta şu görmüş olduğunuz oluşan çizgiyi yumuşatmak. Şimdi onu şu sarı tonla yumuşatacağım. Şurada oluşturduğum yoğun çizgiyi bu sarı farla, açık sarı farla dağıtıyorum ve kaşlarımı da birazcık yukarı kaldırmış oluyorum. Evet. Birincisi bu. Bunun üzerine istediğiniz şekilde işte eyeliner'ınız olsun, kalemleriniz olsun, istediğinizi uygulayabilirsiniz. Bir küçük tüyo yine çok önemli. Gözünüzün altına, alt göz bebeğinizin içine beyaz değil, ten rengi bir kalem uygularsanız gözünüz daha büyük ve daha parlak görünür. Yani şöyle. Diyelim ki dediğim gibi elimizde krem far yok. O zaman hemen rujumuzu alıyoruz arkadaşlar. Maybelline'in 14 saat dayanan Super Stay 14 saat, Türkler öyle söylüyor ya, 14 hour diye mi? 14 hour. Lipstick. Şimdi bunu hemen diyelim ki buraya uyguluyorum. Ve parmağımla bunu dağıtıyorum. Şimdi bu sefer tabii bunları uygularken bunun gibi daha doğal renkler, kahve tonları alabilirsiniz. Koyu bir ruj ya da kırmızı ruj uygularsanız ortaya çok bombastik bir görüntü tabii ki çıkar arkadaşlar. Kiremit mi bu renk? Bakır. Bu rengimizi uygulayacağız. Üzerine de mesela bunun gri ile renklendirebiliriz ve derinleştirebiliriz. Yine sarı tonumuzla yumuşatalım. Her kullanımda farklı rengi geçerken ya fırça değiştiriyoruz ya da fırçamızı temizliyoruz. Şimdi iki tane farklı, hızlı ve kalıcı makyajımız oldu. Buna mesela buradaki göze yine kahverengi bir kalemle belirginleştirelim. Kuyruğunuzu bilmem neyse siz yaparsınız. Bunu da öteki gözümüzde de mesela bordo kullanalım. Sürelim. Bu rimelden ben çok memnunum. L'Oreal'in bu Unlimited maskara. Bu üçüncü alışım. Öneriyorum. Bu rimel sürerken de ağzım yamulması beni bitiriyor.
Bu aşamadan sonra artık göz makyajımız bitti. Yine diyelim ki vaktimiz az ve bir an önce hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Konuk bekliyor ya da kameraman bekliyor, yönetmen bekliyor, olay bekliyor. Haldır attım. Olay bekliyor. O zaman direkt rujunuzu, ben bu Nivea'nın Blackberry Shine'ından çok memnunum. Senelerdir kullanırım. Hemen onu şöyle dudağımıza sürdük ve aynı zamanda biraz da yanaklarımızı renklendirdik. Evet arkadaşlar, çekim için hazırız.